Nerede bunlar? Anne, baba, millet. Hey. Vay, havalı. Bunu annemden yine ödünç almalıyım. Galiba bizi terk ettiler. Tamam. Ama başka yok bak. Pekala. Ama bugün ne bu sonuncu bak. Tamam mı? Ha süper. Sen ve Sally geliyormuş. Şu ikisine bak. Gitti bile afacan. Bekle beni Taç Mahal. Sadece birkaç hafta kaldı. Harika bir gün. Geriye sadece bizim ekip kalıyor. Burası da temiz. Tamam, öyleyse bekleyelim. Böylece aranacak alanı biraz daralttım. Burada ne saklıyorsunuz? Komikmiş. Anahtarlarını unutmuş. Anahtarlarını unutmuş. Kesin olmayacak. Kesin olmayacak. Bir dakika. (Gülüyor)
ne böyle? İspanyol sikkesi. Ama nereden? Tabanca kılıfı mı? Biraz garip. Ve havalı da. Bilemiyorum. Reçine mi? Ne ki? Garip. Korsan sikkesi. Evrenin nişanına benziyor. Bekle, bu evrenin nişanı mı? Yoksa bu bir mermi deliği mi? Selam. Ay. Aman Tanrım. Gunsway vurgunu. Ne? Avery'nin hazinesini mi arıyordunuz? Olamaz. Babam mı bu? Parvis Magna. Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. Bu da ne böyle? Neler oluyor ya? Olamaz. İşte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Burada ne yapıyorsun böyle? Size arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Güzel. Ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Ben sadece şey... Ne oluyor Cassie? Tamam. Kızmak yok. Hey, kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. Ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Sadece şey, Sally ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. Bir de tüfek vardı. Evet. Bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklığa mı? Hey,
Kibar ol biraz. Evet, kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından gümüş bir kafatası olduğu kesin. Bak, buna hazır olduğumu sanmıyorum. Gerçekten. Nate, konuşma vakti geldi. Evet, bence de konuşma vakti. Bir dakika, ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Sam'le sen bu işlere girdiğinizde daha ufaktınız. Bu daha farklı, bunu sen de biliyorsun. Tamam bakın, geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. Öf. Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm değil mi? Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Komik. Anne. Pekala. Bir deneyelim bakalım. Benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. Telefonda sesi sahtekara benziyor. Evet, ama yakışıklı bir sahtekar. Hayır, henüz tanışmamıştık. Biliyordu, biliyordu. Sahtekar dedi ki, Gezi'yi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim, kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdi. Ya hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam, biliyorsun. Tamam, çocuklar, durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet, aynen öyleydi. Hadi be! Kibarca. Olamaz. Daha iyi. Pekala, devam edin o zaman. Bak ne diyeceğim. Güneş doğdu. Tekne hazır, rüzgar da bizle. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Teknede anlatalım öyleyse. Hadi. Bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. Evet, sadece günlüğü ve bir harita vardı. El Dorado'da. Yani altın şehir mi? Efsane öyle. Ama alışılan sadece bir heykelmiş. Hem de lanetli. Yok artık, ciddi misin? Evet, ciddi. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bizi tam ortaya koydu.